Kuluçulu olan insanlar var. Sendikal haklarımızdan dolayı bize kimse geri dönüş yapmıyor. Biz burada maaş hakkı istiyoruz. Bize insanlık, insan gibi davranmalarını istiyoruz. Bu kadar grup, bu kadar insan var burada. Bize geri dönüş yapmalarını istiyoruz. Sendikadan her türlü haklarımızı istiyoruz yani. Biz ya içeri gireceğiz ya da bu eylemimiz devam edecek burada. Yaklaşık bir aydır apras çalışanıyım ben burada. İçerideki kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın gözetlediğimiz kadarıyla ücretsiz, maaş ücretinde adaletsizlik oluyordu. Mobbing baskı oluyordu. Yani bir iş yapıldığı zaman işin en çok kısmı maddi olarak beyaz yakaya veriliyordu. Ama mavi yaka hiçbir şey verilmiyordu. Bizim iş yaptığımız kurum TOFAŞ. TOFAŞ bir ayın belli bir kesimlerinde cumartesi günleri çalışma yapmıyordu. Çalışma yapmadığı için burada da üretimi yapmıyordu. Üretim yapmayınca arkadaşlardan ücret kesintisi yapıyordu. Ücretsizliğine çıkarıyorlardı. Şubat ayı 28 çektiği için arkadaşlarımızın çoğu 2530 lira ücret aldı. Asgari ücret dahi alamadılar. Biz de buna sessiz kalamadık, tepkisiz kalamadık. Bizim de en büyük tepkimiz anayasal düzen çerçevesinde sendika üye olmaktı. Sırf anayasal çerçevede sendika üye olduğumuz için bizi kod 29 denen tamamen ahlaka aykırı, ahlak dışı maddeden dolayı işten çıkardılar hepimizi birden. Biz bunu hak etmedik. Buradaki çalışan arkadaşlarımız hak etmedi. Arkadaşlarımızın yüzüne bakın. Hangisi ahlak dışı hareket yapmışlar? Hangisi fabrikaya zarar vermiş? Hangisi fabrikanın malına zarar vermiş? Gözlerine bakın, bir tanesi bulamazsınız. Tek adamın suçu, tek adamın şeyi, isteği anayasal düzende, kanuni çerçevede sendikasal hakkını savunmaktı. Sendikasal hakkını savunmak kod 29 hak ediyor mu arkadaşlar? Ben bunu söylemek istiyorum. Yazıklar olsun diyorum, başka bir şey demiyorum ben. Ama biz bu mücadelede sonuna kadar buradayız. Kendi hakkımızı aramak adına sonuna kadar bu mücadelenin arkasında olacağız. Burada eylem yapıyoruz. Kendi anayasal çerçevede eylemimizi yapıyoruz. Bize bodyguard getiriyorlar başımıza. Özel güvenlik görevlileri getiriyorlar. Mobbing baskı yapıyorlar. Psikolojik baskı yapıyorlar. Yetmiyor. Bize burada tam 7 gün boyunca tuvaletleri kapattılar. Buradaki arkadaşlarımızın çoğu tuvalet ihtiyacını tayı gideremedi. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ben bu ülkede böyle bir örnek hiçbir yerde göremedim ya. Böyle bir şey göremedim gerçekten. Ama hiçbirimiz pes etmedik. Sendikamıza güvendik. Türkiye'deki adalete, Türkiye'deki kanun sistemine güveniyoruz. Sonuna kadar bu mücadelenin yanında olacağız. Sonuna kadar direneceğiz.